Okey, Enes bin Malik'in hayatından bahsediyorduk. Enes, aramıza katılan Enes'e hoş geldin demek için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Annesi getirdi, Resulullah'a teslim etti oğlu Enes'i. Tarihten aldığımız bilgiye göre 6 yaşında. Tarih kitapları genelde Resulullah'ın hizmetçisi, Resulullah'ın bazıları da haşa kölesi derler. 6 yaşındaki bir çocuğun annesi getirmiş, teslim etmiş, buna köle denir mi diye insan sorgulamadan edemiyor. Her neyse, sonra Resulullah'ın evinde, siz babanızın evinde, annenizin evinde kalıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Nasıl ki evin işlerine şu veya bu şekilde katılırsınız, değil mi? Evet. Erkek çocuğunu Konya'da mutfağa sokmazlar ama bilmem sen girer misin? Bazen şöyle bulaşığa yardım edeyim annemi diye. Enes çok sever mutfağı. O yemek için mi? Yoksa yardım etmek için mi? İkisini de, İkisi ikisini de sever. de güzel. İkisi de güzel. Yani evin işlerinde de bir çocuk olarak kendi kapasitesinde hem oynuyor hem biliyorsunuz o zaman su taşıması en önemli mesele, ev ihtiyacıydı. Su taşımakta veya artık evin küçük işlerinde yardımcı oluyor. Ev dediğimiz şey de üç odalı bir salon, efendim, misafir odası falan falan değil. Hepsi bir oda. Hepsi bir odadan ibaretti ve iki kişiler zaten. Resulullah ve eşi hangi eşinin yanındaysa ne ihtiyacı olacak ki bir odadan ibaret olan evin temizlik işleri mobilya yok bir şey yok neyi temizleyecek silecek yemek zaten bir köşede yapılıyor hani özel olarak 10 tane değişik takım tabaklar olacak değil ya öyle bir şey de yok birkaç tane belki topraktan yapılmış toprak pişirerek yapılan tabak, çömlek falan. Böyle küçük işler neyse veya birisine şu haberi gönder, şunu çağırıver Enes'ciğim hadi gidiver, geliver gibi işlerde yani yardımcı olduğu söyleniyor. Ama zeki bir insan senin gibi Resulullah'tan duyduklarını yani o zaman yazmayı yasaklamıştı Resulullah Kur'an'dan başka. Hiçbir kendisine ait sözleri yazıyorlardı. Tabi yazmayı yasakladı ama tarihen biliyoruz ki bazıları kendilerine has kalıp topluma diğer insanlarla paylaşmamak üzere not alıyorlardı. Alıyorlarmış. Bilahare bu notlardan yapılan nakiller var. Ama topluma açmıyorlar. Bunlar incelikli noktalar efendim. İşte hadislerin nakillerinde problem var. Ne bilenin böyle olduğunu unutmuştur adam, yakıştırmıştır sonradan gibi yaftalamalar oluyor. Onlara cevap vermek üzere bunlar önemli. Yani Resulullah'ın etrafındaki insanlar kendilerinden duyduklarını gerek söz olarak gerekse gözlemlediklerini çok ciddi ve hakikaten tekrar etmek suretiyle kendi aralarında sözlü olarak paylaşmak suretiyle ezberliyorlardı, ezberlemeye çalışıyorlardı. Ama bir kelimesi hafiften değişmiş olabilir. Bunlar normal. Her neyse, bunlar artık hadis, inşallah da, hadis ilmiyle ilgilenmeye başladığınız zaman bir başlangıç olur size. Yani bu işin ilkokul düzeyindeki bilgileri. Ama şimdi bazıları bu ilkokul düzeyindeki bilgiyi de reddediyor diye duyuyorum. Türkiye'de olan işler, benim bulunduğum yerde böyle şeyler söz konusu değil. Peki, konumuza dönelim. Moderatör arkadaşım buyurun. Bu kadar ısınma yeter. Anlaşıldı. Mustafa. Selamünaleyküm. Yok amca, ben moderatörlüğü geçen hafta başlangıç olarak bir herkesi tanışma anlamında yaptım. Sen de amca, ben kapatıyorum.
Peki o zaman arkadaşlarımız ne gibi bir sonuca ulaştıklarını aşağı yukarı nasıl bir form vermek istediklerini herhalde bugün paylaşacağız diye konuşmuştuk hatırladığım kadarıyla. Ben paylaşmaya hazırım. Hatta notumu almak için de gerekli aletlerimi hazırladım. Buradan başlayalım. Bir arkadaşımız ya toplu olarak alındıysa veya bir grup olarak alındıysa temsilcisi, değilse şahsi olarak nasıl bir yol takip edeceğimiz konusunda görüşlerini dinlemek isteriz, duymak isteriz. Hep beraber paylaşalım inşallah. Ben söz alabilirim müsaade ederseniz. Yalnız herkesin kamerası kapalı, ben de kapatayım isterseniz. Böyle bir garip hissettim. Ben de kapatayım. Sonrasında ben kendi fikrimi usul konusunda söyleyeyim inşallah. Şimdi o zaman ben size katılmak için böyle yapayım. Bu bir. İkincisi internet problemi kamerayı kapatmak suretiyle azalacaksa o zaman tercih edersiniz kapatmayı. Değilse inşallah kameranızın açık olması daha samimi, daha aile arası bir ilişki gibi olur inşallah. Tamam, inşallah öyle olur. Şu an peki kesiliyor mu benim sesim hala? Çünkü farklı bir hücresel veriye geçti. Şimdi güzel gibi geldi bana. Tamam. Hani sorun olursa paylaşırız inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi en son geçen hafta böyle biraz daha konunun ne olacağına dair bir karara varmaya çalışmıştık. Fakat usul noktasında tam olarak bir sonuca varamamıştık. Bugün onu istişare etmek istiyorduk zaten. Usul noktasında ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum ki bu anlamda hepinizin fikirleri benimkisini tekmil etmek noktasında çok önemli bir pay tutacaktır. Ama benim kendi algılayış biçimimce Risale-i Nur bir tefsir kitabı olmaktan ziyade bir metot kitabı gibi. Yani bana doğrudan her ayeti tefsir etmiyor zaten. Bunu bir veri olarak biliyoruz. Elle tutulabilir bir veri. Ama Kur'an-ı Kerim Kelamullah olması dolayısıyla aslında her bir harfi, her bir noktası mutlak manalar ihtiva ediyor. Bu bağlamda Risale-i Nur belki bir ayetten kendisinden hiç söz edilmemiş olsa bile Risale-i Nur'da aslında o ayetle muhakkak ki ben intisabı olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Bana bir metot veriyor. Bana ayete nasıl bakılması gerektiğini öğretiyor. Ki işte kendisinin muhatap ettiği ayetlerde de o ayetin bana doğrudan anlamını vermiyor. Doğrudan mealini vermiyor. Alıyor ve içinde yüzdürüyor. Bu bağlamda Risale-i Nur benim için bir metot kitabı. Bunu yaparken de aynı zamanda Kur'ani kelimeleri kullanıyor olması çok kıymetli geliyor açıkçası. Çünkü yani ben geçen yıl bir kırık mealli Kur'an-ı Kerim üzerinden Kur'an Arapçasını öğrenebilir miyim diye bir girişimim olmuştu geçtiğimiz yıl. Ve bunu öğrenirken, yani buna gayret ederken şunu fark ettim. Risale-i Nur'dan aldığım, yani okuduğum kazanımla hiçbir kelime bana yabancı gelmedi neredeyse. İşte sadece kişi zamirlerinde biraz zorlandım. Biraz renklerde zorlandım. Ama onun dışında işte ayette mesela enhar diyor. Ben onun nehirlerle alakalı bir şey olduğunu idrak edebiliyorum. Ya da işte bir ayetin karşılığını biz sevmek diye verdiğimiz zaman onun içinde ihtiva ettiği dil içinde yoğrulan manalarının önünü kesmiş olabiliyoruz. Ama buna muhabbet dediği zaman oradan habibe, oradan hububata, oradan habbeye, oradan kubbeye sıçramalarda bulunabiliyoruz. Ki bu noktada yani dilin içinde gerçekten çok ciddi espriler de var. Mesela muhabbet dediğimiz zaman, yani hepiniz çok daha iyi bilirsiniz ama ben buna çok şaşırmıştım ilk öğrendiğimde. Hububatla muhabbet aynı kökten geliyormuş. Ve hububat ne aslında? Tohumuyla kendisi aynı olan nebatata biz hububat diyoruz aslında. Yani bu noktada bunun muhabbetle arasında bir bağ olması ya da kainatın kün kökünden gelmesi ve bize işte evren deyince kimi eviriyor, kim çeviriyor? Belki belli olmayan bir fiil kullanabiliyoruz, bir isim kullanabiliyoruz. Ama kainat dediğimiz zaman içine kün emri gömülmüş. Dolayısıyla benim zihnim de kainatın ol deyince yaratıldığı noktasında bir
ehlileştiriliyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda Risale-i Nur'un dili benim adıma o az önce söz ettiğim kendisinin bir metot kitabı olmasını besleyen bir faktör. Ben bu yüzden çalışmalarımızı Risale-i Nur üzerinden yapmak noktasında bir talep, bir arzudayım diyebilirim. Ama onun dışında benim aslında size sormak istediğim bir sorum daha vardı. Hatta ben bu soruyu işte Ayşe teyzeme sordum. Daha sonrasında bu soruyu size de sormak istediğimi söyledim. Fakat aslında bu soruyu sorarken yeni bir metot teklifiyle de gelmiş olabiliyorum. Aynı zamanda bir onu da belirtmek isterim müsaadenizle. Şimdi geçtiğimiz yıl benim bir kırık meali Kur'an-ı Kerim çalışmam olmuştu. Ve bunu yaparken hiç zorlanmadığımı fark ettim. Ama şeyde değildim. Arapça biliyor da değildim. İşte benim kardeşim İmam Hatip'te okuyor. İnşallah 4 yılın sonunda eğer o eğitimin hakkını verebilirse benden daha iyi düzeyde Arapça biliyor olacak. Bense sadece işte Risale-i Nur'dan aldığım kuvvetle bildiğim, belli bir noktaya kadar getirebildiğim bir Arapça var. Ama bu noktada ben kendimi Said Nursi'nin miras yedisi gibi hissediyorum. Yani şey gibi geliyor. Sanki o bana bir şeyler öğretmeye çalışmış, belli kelimeler vermeye çalışmış. Fakat ben onun üstüne bireysel hiçbir çalışma koymamışım. Bunun için vasatta kalmışım. Yani belki bir noktada elimi uzatıp alabileceğim bazı kelimeler olmuş ama vasatta kalmışım ki bu benim şu anda kelime anlamında dillendirdiğim bir şikayet belki ama pek çok konuda kendimi pek çok konunun ve Said Nursi'nin miras yedisi gibi hissediyorum aslında. Yani elimizde çok kıymetli bir kaynak var. Bu kaynak evet bir şekilde bizlere tanışmak nasip edilmiş ama biz onu yani şu Risale-i Nur'u Risale-i Nur olarak okursak o bizim için yalnızca işte 12 ciltlik bir kırmızı kitap olabilir. Ama biz Risale-i Nur'u aslında neyi gösterdiği için okumalıyız? Yani Kur'an-ı Kerim'i ve kainatı gösterdiği için okumalıyız. Ve bunu yapamadığımız takdirde hep vasatta kaldığımızı düşünüyorum. Bu bağlamda ben işte Said Nursi'nin bana verdiği bazı kelimeler var. Bana öğrettiği bazı kelimeler var. Fakat bunun kişisel çalışmasını yapmadan zaten cebimde bulunmasını adeta ben bir şımarıklık olarak da görmeye başladım kendi adıma. Bir yani Kur'an-ı Kerim'e kendim muhatap olmak gibi bir arzu uyandı içimde. Fakat bunun böyle düşünülmeyen yerler olduğunu da biliyorum. Yani şunu da ben çokça duydum. Arapça bilmek, ya Kur'an Arapça değildir. Kur'an Allahçadır. Bunun için Arapça bilmek, Kur'an-ı Kerim'i anlamakta bir perde bile olabilir. İşte Arapçadan önce bakman gereken bir yer kainat dahi olabilir şeklinde. Kur'an Arapçasını öğrenmeme pek tavsiye etmeyen büyüklerimle de karşılaştım. Ve onların fikirleri de şu an belki tam olarak aktaramıyorum ama çok da mantıksız bir yerde durmuyordu açıkçası. Sohbet ettiğimiz zaman en azından. Bu anlamda işte benim şu anda başka bir vesileyle de Mısırlı bir hocamız tarafından, hatta Zeynep'e de teklif edecektim eğer siz kabul edin, yani siz uygun bulursanız bizim o çalışmayı yapmamızı. Mısırlı bir hoca tarafından kırık meali Kur'an-ı Kerim atölyesi, yani Arapça atölyesi yapılacakmış işte kırık meali üzerinden çevrimiçi bir şekilde. Ben ona katılıp katılmamamın isabetli olup olmadığını merak etmiştim. Bunu işte Ayşe teyzeye danışmak istemiştim. Ama bunun yanı sıra yani buna katılıp katılmamamızın isabetli olup olmadığını size ayrıca sormak istiyorum ama bunu biz kişisel çalışmamızda da belki bir usul olarak da belirleyebiliriz. Yani bildiğim kadarıyla sizin zaten Arapçanız var ve grupta Arapça bilen başka kişiler de var bildiğim kadarıyla. Kur'an-ı Kerim'i açıp kelime kelime işte adeta hani benim çok verdiğim bir örnektir ama hani nabudu, iyyake nabudu derken oradaki nunu üstad sayfalarca anlatıyor. Yahut orada üstadın yazdığı birkaç paragraf üzerinden sayfalarca ders çıkabiliyor öyle diyeyim. Onun için Arapça işte içinde çok fazla anlamları ihtiva eden bir dil olduğu için Kur'an-ı Kerim'in üzerinden bir şey de yapılabilir. Doğrudan bir çalışma da yapılabilir. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Her ikisini neden istediğimi de gerekçelendirmiş oldum. İstişareye böyle bir katkıda bulunmuş oldum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Çok konuştum. Kusura bakmayın lütfen. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Güzel kendinizi ifade edebildiniz. Diğer arkadaşlar, Zeynep Kurşun arkadaşımızın da kardeşi diye tahmin ettiğim yanında birileri var. Onu da tanımak isteriz Zeynep Kurşun Hanım. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Ertuğrul. Mehmet Ertuğrul.
Ben ismi yakalayamadım. Muhammed Ertuğrul. Muhammed Ertuğrul. Çok evet. Memnun oldum Muhammed. Hoş geldin. Hoş buldum. Yani yaşını sormayayım da hangi okulun hangi düzeyindesin diye sorayım. Orada çıkartırız biz sonuç inşallah. Yani kaçıncı sınıfsın ve hangi de orta mı lise mi? Liseyim, 9. sınıfım. Lise 9. Evet. Karadağ'ın Fen Lisesi'ne gidiyorum. Fen Lisesi'nde misin? Şimdi evet. Çok güzel. Hoş geldiniz aramıza. İnşallah sizlerin de tekliflerinizi bekliyoruz. Arkadaşımız Zeynep Hanım. İki tane Zeynep olunca birini birinden ayırmak için ne dememiz lazım? Birine Zeynep Nur, birine Zeynep mi diyelim? Soy ismiyle. Evet, söylüyoruz Ali abi. Zeynep Nur. Zeynep Nur diyoruz. Diğerine Zeynep. Zeynep. Peki arkadaşlarımızı dinleyelim. Buyur. Zeynep'in sözlerine katılıyorum. Çok güzel açıkladı. Sağ olsun. Şöyle diyebilirim. Hani İbrahim suresinde güzel sözü tarif etmişti. Bir ağaca benzer. Kökleri hani dallarıyla göğe yükselen diye şeklinde ifade etmişti. Yani bu okuyacağımız sözlerin hepsi çok güzel sözler. Hepsi inşallah bizi bir yere ulaştırır diye düşünüyorum. Yalnız Kur'an-ı Kerim ve Risalelerin ben şöyle güzel bir özelliğini görüyorum ki hani direkt nefsimize hitap eden cümlelere yer vermiş. Direkt insaniyetimize dokunan yerlere işaret etmiş. Mesela işte bil ey nefsim diye başlaması olsun. İşte gerçekten benim de nefsimin söyledikleri şeyleri çok kolayca, düzgün bir üslupla aktarıvermesi olsun. Risale'yi bu yüzden okumayı isterim gönlümce. Bir de Kur'an-ı Kerim'de şunu görüyorum. Mesela yüce hani bu alemlerin kainatın yaratıcısı olan Allah neden bir Firavun'u sözlerini Kur'an-ı Kerim'de kendisine yazsın ki? Yani neden ondan bir cümle bize söylesin ki? Demek ki hani içimizdeki bu düşünceleri biliyor ve insaniyetimize dokunan şekilde aslında onları ifade etmeye çalışmış. Bununla ben Kur'an-ı Kerim'i de o Risale ile beraber götürülmesi gerektiğini çok çok isterim. Beraber gitmesi gerektiğini talep ediyorum. Bir de şey olabilir, yani Peygamber Efendimiz zaten yürüyen Kur'an'dı. Hani onun her şeyden istemiş gibi oldum. Böyle hepsinden birer nebze istemiş gibi oldum ama hani güzel ağaç, o güzel söz aynı ağaca benzetilmiş yaprakları dallarıyla. Belki DNA'sı asıl istenen, asıl söylenmesi gereken şey aynıdır ama her bir meyvenin de tadı farklıdır. Yani o tatlardan, o meyvelerden muhtaç olmayalım da istiyorum. Ondan dolayı aceleci ve istekliyim, kusura bakmayın. Yani siz nasıl uygun görürseniz aslında ben hepsini çok çok överek bahsedeyim. Yani hepsinden birer nebze olsun duymak isteriz. Zaten duyacağımı da biliyorum diyeyim. Evet, Allah razı olsun Zeynep Hanım. Çok çok güzel oldu. Ben Allah razı olsun diyerek bir ekleme daha yapabilir miyim acaba? Zeynep de çok güzel ifade ettin Zeynep. Ayrıca teşekkür ederim. Ya ben şöyle bir şey hem sormak hem de belirtmek istiyorum. Benim kendim katıldığım derslerde yahut okuduğum kitaplarda hep en istifade ettiğim kaynaklardan bir tanesi, daha doğrusu tefekkür dünyamı en zenginleştiren vesilelerden bir tanesi benim hep etimoloji oldu. Zaten belki konuşurken de biraz belli ediyorum da işte beni daha yakından tanıyanlar bunu daha net bilirler. Ben buna çok çok istifade ediyorum fakat şunu henüz çözümleyemedim. Ben bundan o kadar istifade ediyorum ki acaba düşünüyorum bu genel insani bir özellik midir? Etimolojiden istifade etmek yoksa bana derc edilmiş bir özellik midir? Çünkü işte maillerimiz birbirinden farklı farklı olabiliyor. Birisi fiziğe ilgi duyarken birisi daha biyolojiye, daha söz sanatlarına vesaire ilgi duyabiliyor. Bu bağlamda etimoloji bana verilmiş bir nüve midir yoksa insanların genel olarak bir meyli midir? Bunu tam olarak çözebilmiş değilim. Fakat böyle derslerimizde etimolojik vurgular yaparsak şayet bu benim adıma çok istifadeli olur. Ben bir onu
ifade etmek istiyorum ve az önce de belirttiğim işte Kur'an-ı Kerim'den kelime kelime bir derse gidecek olursak onda da çok fazla işte etimolojik vurgu yapma fırsatımız olabilir. Bu bağlamda faydalı olabilir yani. Bir onu söyleyecektim. Bir de ben şunu da eklemek istiyorum. Dün işte bir arkadaşımla sohbet ederken hayalime ilişti gibi oldu. Bizim içinde yetiştiğimiz dönem dolayısıyla yetiştiğimiz dönem dolayısıyla değil. Biz yani İbnül Vakt ve Ebul Vakt kavramları var. Kendi nazarımızı ehlileştirmemiz dolayısıyla suçu nefsime almak istiyorum. Dönemin tahşidatına uğramaya kendimizi müsait hale getirmemiz dolayısıyla diyeyim. Zihnimizde ki paradigmalar adeta bir pranga gibi ve biz bir eşyaya baktığımız zaman eşyanın kendisini eşyadan bilmeyi objektiflik, Allah'tan bilmeyi ise çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Annem kapıyı çaldı. Çok özür dilerim. Eşyanın sahibini Allah olarak bilmekse bağnazlık olarak addedilen bir zihin yapısındayız. Bu bana birazcık şey gibi geliyor işte. Sanki bir kale varmış. O kale bir hazine. İçinde çok fazla hazineler ihtiva ediyor. Bizim ise önümüzde zincirler var. O zincirlerin de bir tane bir anahtarı var. Sanki o anahtarlar işte bizim bu hakikatleri öğrendikçe o zincirlerin anahtarı kırılacakmış ve kırıldığı anda aslında biz kaleye doğru otomatik bir yürüyüşe geçecekmişiz gibi. Yani nasihat kelimesinin de işte içinde ihtiva ettiği manaya dayanarak birazcık zenginleştirdim bu tefekkürümü. Nasihat kelimesinin kökeni de aslında nüshetmekten geliyormuş. Yani şey gibi mesela bir ayna düşünelim. Aynanın üstü kirliyse biz o tozu aldığımız anda ayna zaten güzel bir yerde duruyor. Bize çok güzel manzaraları gösterecek. Ayna zaten işte bir deniz manzarasını gösterecek çünkü çok güzel bir yerde duruyor. İşte bu anlamda da biz kendi paradigmalarımızın anahtarını inşallah açıp o zincirleri kırabildiğimiz anda o işte saraya, kaleye otomatik olarak bir yürüyüş gerçekleştirecekmişiz gibi geliyor. Bu bağlamda da işte Risale-i Nur'u bir metot kitabı olarak gördüğümü ifade etmiştim ya. Risale-i Nur sanki o paradigmaların anahtarını çevirmeyi öğretecekmiş gibi geliyor açıkçası bana. Yani ulaşılması gereken saray aslında Kur'an-ı Kerim'in kendisi, hakikatlerin kendisi, kainatın kendisi. Paradigmaların kilidini kıracak olansa Risale-i Nur gibi geliyor biraz. Bu yüzden açıkçası benim mailim biraz daha şu an Risale-i Nur üzerinden Kur'an'ı okumak diyebilirim. Ama asla Risale-i Nur okumak değil. Risale-i Nur'u vesile kılarak Kur'an-ı Kerim'i okumak diyebilirim. Allah razı olsun. Bize başka arkadaşlar da tercihleri olan arkadaşları dinlemek isteriz. Hep beraber. Gelmedi. Şunu fark ediyorum. Çok isteklisiniz. Gayet güzel. Yani ümit verici bir tablo. Çok özür dilerim. Belki arkadaşlarımız da fark ettiler. Yani böyle bir çalışma, istenilen bir çalışma yapmak için birbirimize yardımcı olmak şartıyla herhalde günde 8 saat çalışmamız lazım. Evet. İnşallah. Yani burada bir tercih yapmak durumunda olmalıyız diye aklıma geliyor ama bu tercihi sınırlayıcı olarak yapmamalıyız. Yani yaptığımız tercih bizim diğer yan dallara kaymamıza engel olmamalı. O zaman bir fazla uzatmadan evet bayağı yarım saate yakın vakit geçti. Fazla uzatmadan bir yerde karar kılmamız lazım. Bunu herhalde siz de takdir edersiniz. Yani bu haftada bir saatimizi Risale-i Nur elimizde olarak mı yapalım? Ayşenur söz almak istiyor. Hemen ona vereceğim.
Çok güzel. Risale-i Nur önümüzde mi olacak? Yani çalışma masamızda mı olacak? Kur'an çalışma masamızda mı olacak? Başka ne bahsedildi? Yani Arapça çalışmak için herhalde bu bir saat uygun olmaz diye düşündüm. Ayşenur Hanım hemen ben keseyim. Ayşenur Hanım'ı da dinleyelim. Bir alternatif görüş, teklif çıkacaktır inşallah. Buyurun Ayşe. Ben de aslında hani önceki derslerden yani geçen haftaki aslında müzakeremizden sonra bir şey söylemek istiyordum. Hani Peygamber Aleyhisselam işte yürüyen Kur'an'dı dedi Zeynep işte hani onun aslında hayatından da işte örnek verelim. Ondan da istifade edelim dedi. Ben de aslında sahabeleri de bu işin içine eklemek istedim. Hani sahabe hayatlarından da aslında örnekler katsak. Hani çünkü geçen haftaki dersimizde şey demiştik, işte insaniyet üzerine durmalıyız. Yani sahabeler de aslında Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna da en insani halleriyle, en insani sorularıyla gidiyorlardı. Hani o mesela işte Cüleyb Aleyhisselam, ya Resulallah ben zina etmek istiyorum diye gitti. Mescidin ortasında geldi böyle sordu. Hani ondan sonra hani Peygamber Aleyhisselam da ona çok güzel bir şekilde açıkladı mesela. Hani bu tür aslında sahabelerin insani sorularını da mesela derslerde ekstra olarak katabilirsek benim için de istifadeli olur diye düşünüyorum. Yani mesela dersin başında işte Zeynep Nur'un kardeşinin Enes bin Malik üzerinden anlattınız. İşte o çok güzeldi mesela. O çok istifade ettim. Allah razı olsun. Yani böyle şeyler de olabilir benim açımdan da. Bu şekilde ekleyebilirim. Yani şunu anladım. Mutlaka Ayşe Nur sahabe hayat çalışalım demedi. Ben öyle anladım. Ama referanslar verilebilir yeri geldikçe evet, denir. Evet. Yeri geldikçe açık olmalıyız. İşte biz metin okuyoruz. Metnin dışına çıkmayalım arkadaşlar gibi bir sınırlamaya kendimizi mahkum etmeyelim. İnşallah. Ve bu arada da bazı arkadaşlar kendilerine görev alsınlar. Yani madem Zeynep Nur Hanım bu etimolojiye çok değer veriyor, kelime köklerine inmeye. O zaman bizim çalışmalarımız içerisinde dikkatini çeken kelimelerin kendisi eğer bilgisi dahilinde olanlarını bizimle paylaşırsa çok memnun oluruz. Açılıma sebep olur. Şimdi Kur'an, Risale okurken Kur'an okurken Risale'ye böyle karşılıklı referans verme türünden değil de metot olarak yaklaşımımızda Kur'an ile Risale'yi kaynaştıran bir yaklaşım takip etmeye çalışalım eğer hep beraber becerebilirsek. Yine benim sorum şu olacak. Acaba bunu yaparken elimizdeki kitap hangisi olmalı? Mesela Risale'den bir parça, Risale'nin bir bölümünü mü başlayalım? Kur'an'ın bir suresini mi başlayalım? Kur'an'dan değişik ayetlerle mi başlayalım? Veya benim çok sevdiğim ve onu genişletmek için de çok çalıştığım Kur'an'daki peygamber hatıralarının günlük hayatımıza bakan yönüyle çalışmasını kendimize rehber mi edinelim ve orada dallanıp budaklanmaya açık olalım ama yani elimizde bir belli bir set olmalı. Yani şu set üzerinden çalışıyoruz. Her şeyi bir saat içerisinde, haftadaki bir saat içerisinde halledecek değiliz. Yavaş yavaş kendimizi açmak üzere çalışalım. Burada yapılacak teklifte herhalde şöyle bir arkadaşlara sorsak hep beraber. Direkt Kur'an üzerinden mi çalışalım? Bu Zeynep Hanım'ın, Zeynep Nur'la Zeynep'i ayırarak konuşuyorum. Zeynep arkadaşımızın söylediği biraz da kendimize bakan yönüyle mi bu işi çalışalım? Risale okuyacaksak peki Risale'nin kaç tür okuma tarzı olabilir ki? Onlardan hangisini takip edelim? Bunlara mı girelim?
biraz böyle ben mesafe kaydedelim diye düşünüyorum. Yani mesafe alalım ki bir karara varıp uygulamaya başlayalım. Bugün olmasa bile kısa zamanda derim. Burada bir arkadaşlara mı soralım? Bazı arkadaşlar henüz dinleyici vaziyetindeler, pozisyonunda kaldılar. Arkadaşlar görüşlerini beyan etsinler. En azından şu sorum veya şu talebim yerinde mi? Ya Kur'an ya Risale, öyle anlaşılıyor. Yani evet, hadis çalışacağız, sahabe hayatına geldiği zaman referans vereceğiz ama onları çalışalım denmedi diye anlıyorum ben. Yani hadis bu derste bu haftada bir saatte hadis çalışalım denmedi diye anlıyorum. Ama öyle değil. Hayır, hadis çalışalım kararı verirseniz beraber çalışalım. Yani illa birisi mutlaka yetkili olmak zorunda değil. Hep beraber okuruz bir hadis, bakalım dünyamıza nasıl yansıyor bu deriz. Güzel oldu. Farklı seslere ihtiyacımız var. Ahmet, buyur. Selamünaleyküm öncelikle. Alavi cümleten. Zeynep Nur hazine anahtar ilişkisi örneği vermişti. Ben onun üzerinden değerlendirecek olursam, burada Risale-i Nurlar eğer anahtar olarak görüyorsak, zihinsel paradigmalarımızı kırmak maksadıyla kullanacağımız bir anahtar olarak görüyorsak, Risale'yi merkeze alarak Risale'nin bakış açısıyla ve Risale'nin ışığında Kur'an'ı, hadis-i şerifleri, sahabeyi ve Kur'an kıssalarını yorumlamanın, yani kanaatimce daha istifadeli olabileceğini düşünüyorum ben. Bunu belirtmek için söz hakkı istemiştim. Teşekkür ediyorum Sayın Kardeşim. Doğru. Biz teşekkür ederiz hep beraber. Her arkadaşın görüşü gerçekten saygı değer ve memnun oldu. Ben memnun olduğum gibi arkadaşlar da memnun olduklarını zannediyorum. Odayı terk etmediklerine göre memnun oldular demektir. Ama bir arkadaşın çok zorunlu bir gerekçesi var da odayı terk edecekse, ama bu memnun olmamış anlamında almayacağız. Onu da yani biraz hür olmak gerekiyor. İnşallah. Mutlaka arkadaşlarımızı itham etmek için veya şimdi ayrılırsam yanlış anlaşılır korkusu taşıması, saçlama yapma ihtiyacı ettim. Buyur Zeynep. Ya şöyle, ben geçen hafta ne kadar ifade edebildim bilmiyorum. Şu anda biraz daha usul üzerine konuşuyoruz. Geçen hafta biraz daha konu üzerine istişare etmiştik ya. Yapacağımız dersin mahiyeti ne olursa olsun, yani işte örnek vereyim, mesela miracı da yapıyorsak, ben şahsen işte sizin de yahut buradaki kişilerin de ders yapma metotlarını az çok bildiğim için muhakkak bana dokunacak bir şeyler olacağını düşünüyorum. Ki zaten dersin yapılma amacı bana dokunması. Ben şahsen hiçbir zaman bir ateist Müslüman yapmak için burada ders yapmıyorum. Benim içimde de kafir yönlerim de var. Bir şeyleri örtmek isteyen yönlerim var. Yahut az önce Ayşenur işte sahabenin kendisine, Efendimiz'e nasıl insaniyetiyle geldiğini söyledi. Benim yalan söylemek isteyen yönlerim var ki bu yalan işte her zaman pembe bir şey mavi demekle var olan bir yalan değil. İnsaniyetimi susturduğum her nokta yalan. Neyse, yani ben yaptığımız her dersin zaten benim insaniyetime dokunacağını düşünüyorum. Fakat ben konu olarak direkt insaniyet çalışma niyetindeyim. Yani şeyin arzusundayım diyeyim, niyetindeyim demeyeyim, arzusundayım. Yani ama bu başlığın ne olduğunu ben bilmiyorum. Böyle çok çok üst bir şekilde hani ele alacak olursak şey diyebiliriz ya, 19. mektup işte Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte birinci söz ne yapar? Bismillah'tan bahseder gibi, hani böyle çok üst başlıklar var ya. Bu şekilde üst başlığına baktığımız zaman benliğin mahiyetinden, insaniyetten bahseden bir şeyler çalışmak arzusundayım. Çünkü yani ben bir şey anlıyorum da anlayan kim? Bir önce bunu bilmeyi arzu ediyorum açıkçası. Ben kimim? Bunu anlamanın arzusundayım açıkçası. Bir onu belirtmiş olayım. Halde yine dinliyorum. Güzel talepler. Biz bir sonuca ulaşırsak, mesela diyelim Risale okuyacağız diye karar verildi. Biraz eğilim o tarafa olduğunu anladım. Ahmet'in de katkısıyla. Risale okuyacağız diyelim. Risale okurken bu noktalara açık olarak okuyacağız. Yani
Bana bakan yönü nedir bunun? Beni terbiye eden yönü nedir bunun? Özellikle dediniz ya, toplumda hakim olan paradigmalarla sürtüşen yerleri neresi bunlar, nerede bunların? Neden böyle bir sürtüşmeye girme ihtiyacı var mı? Yoksa uyum mu sağlıyor? Bunlara da dokunalım denildi diye anladım en son. Yani insaniyetimiz esaslı olacak ama biz insaniyetimizi tek başına yaşamıyoruz, değil mi? Toplum içinde yaşıyoruz. Çevremizde belli bir medeniyetin izi var. Bu izlerle nasıl baş edeceğiz veya uyum sağlayacağız? Nerede uyum, nerede bu izlerle olmazsa mücadeleye gireceğiz diyelim gerektiği yerlerde. Yani böyle olmaz, biz böyle yapmamız lazım ve bu hak değil gibi argümanlar geliştirmek gerekiyor gibi geldi bana. Peki yanlış anlıyor muyum? Estağfurullah, çok çok doğru anlıyorsunuz. Yani gerçekten arkadaşlarımız ya böyle bir şey yapalım der mi? Peki Risale'yi kendim ses gelmiyor Ali abi. Önemli abi. Ses gelmiyor. Ama bir aşe gün geldi. Şimdi geldi abi. Sesiniz geldi. Ses kesilmiş miydi? Evet, kesilmiş. Zeynep Nur, bir ateisti dine çağırmak veya inanca çağırmak için Risale okumayacağız dedik ama peki kişi olarak ateisti çağırmayacağız ama içimize girmiş olan o sekülerliği, dünyeviliği, dünya merkezli din anlayışını, orada problemler var gibi görünüyor. Dünya merkezli din anlayışını acaba hedef alacak mıyız? Almamız gerekir mi, gerekmez mi? Kişiyi karşıma alıp zaten şartlanmış bir kafada değil ama bugün aramızda bulunan Muhammed veya diğer Zeynep'in kardeşinin ismi Muhammed'ti. Enes. Enes gibi arkadaşlarımızın, sizlerin de öyle, çevresinde özellikle üniversite alanına girdikten sonra, liseden ve üniversite alanına girdikten sonra İnsanlar çok değişik fikir akımlarını taşıyan kişilerle karşılaşabiliyorlar ve özellikle bu dönemde dinin yerini hümanizm alıyor. Şimdi biz kendi insaniyetimize bakan yönü gündeme getireceğiz, oraya bakacağız dedik ama bu bizim acaba dini hümanistleştirmek meylinin arasındaki fark ne olacak? Yani Risale'yi kendim için okuyacağım ama bir de kendimi ikna etmek ayrı konudur. Dini insaniyetçiliğe indirgemek, hümanizme indirgemek arasındaki dengeye dikkat edip nerede hümanizm dini yerine geçiyor dikkat etmemiz de gerekiyor diye düşündüm. Nerede hümanizme kaymalar var dinde? Yani bu yalnız Türkiye toplumunda değil de dindarların bütün toplumunda, bütün dindarlar diyeceğim, Hristiyan, Yahudi, her neyse, Budist veya Hindu, onlar büyük rakamlar, Budist ve Hindu. Yani Budizm galiba İslamiyet'in daha çok yaygın bir din, Hristiyanlık zaten öyle. Dolayısıyla bunlar unutulmayacak. Fakat biz burada Budizm'e cevap vermek için konuşmayacağız. Yalnız Budizm'e giden yollara gerektiğinde açık, gerekmediğinde kapalıca şuraya dikkat edelim arkadaşlar denecek diye anladım. Denmesi gerekir diye anladım. Her şeyi bu derste çözecek değiliz. Evet. Peki şunu söyleyebilir miyim? En son Risale'den okuyalım diyorsunuz diye anladım. Elimizdeki bir kitabımız olması lazım, değil mi? Yani ortada artık herkes kendi görüşünü beyan ettiği yer olacak ama
Yani birisi bir başka konu, diğeri bir başka konu. Yani sohbet alanına değil de birazcık da usul çıkartma ya kaynak olacak bir çalışma yapalım. Eğer yapabilirsek inşallah derim. Diyorsunuz diye anladım. Şöyle söyleyeyim. Bu anlayışa evet mi hayır mı diyeceğiz derken burada yani yarışma yapmayalım. O zaman bu anlayışa hayır diyenimiz var mı? Yani Risale esaslı bir çalışma yapacağız ama dallanmasına açık olacağız. Bundan ne dersiniz? Hayır diyen var mı? Yani evet diyen var mı diye sorsam herkes bilmiyorum, teknik olarak biliyordu arkadaşlar. Nasıl el kaldırılır veya okey işaretine basmak için yeşile basılır. Bakayım bende neden çıkmadı. Bir yerde bir hayır. Neden bende çıkmadı o? Şurada var galiba. Yok. Herhalde evet. Host olduğum için çıkmadı. Arkadaş beni co-host yapmış. Mustafa. Peki. Hayır diyen var mı? Açıkça söylesin. Hayır, Kur'an okuyalım desin veya şu kitabı okuyalım desin veya teklifini getirsin. Var mı? Bir ses çıkmadığına göre bir saniye. İkinci soru, ben biraz da pratik olalım ve gelecek hafta en azından pratik olarak başlayalım diye istedim. Birbirimizi yavaş yavaş daha iyi tanır duruma geliyoruz. İleride daha çok tanıyacağız inşallah. Risale okuyacaksak nereden başlayalım? Ne dersiniz? Ben konuları bilmiyorum. Yani 8. söz şunu anlatıyor, 9. söz şunu anlatıyor diye söyleyebileceğim bir ifade yok. Ama biraz daha insaniyet yahut benliği bana anlatan bir yer vardır. Sizler muhakkak biliyorsunuzdur. Onlardan bir yerden yapmak arzusundayım. Benliği anlatan diyorsunuz. Başka arkadaşlar? Veya bu konuda... Evet, benliği. Başka arkadaşlarımızdan... Mesela şurayı okuyalım. Belki yine benlik çalışacağız ama şu parçadan okuyalım. Biraz daha pratik olmak istiyorum. Bilmiyorum gereksiz mi? Pratik olmaya meylim var. Çünkü pratik olmazsa bir mekanizmanın içerisine giremeyiz. Bir arkadaş bir şey yazdı. Bakacağım şimdi inşallah. İhlastan mı başlamalı dedi Mustafa. İhlas Risalesi'nden herhalde. Bir opsiyon. Option. Arkadaşlar ne der? Biraz kanaat. Ses git. Yani şu an ben kimseyi duyamıyorum ama kimse konuşmuyor mu? Ondan mı? Şimdi ben Hüseyin konuşsun diye mikrofonu kapattım. Tamam. Bence insan, ben Hümeyra bu arada. Bence insanın tanınması üzerine okuma yapabiliriz. Peki, güzel. Herhalde Ayşe Nur Hanım da onu teklif etti. Zeynep Hanım baştan söylemişti. Zeynep Nur da onu teklif etti, aşağı diyorum. Zeynep zaten baştan söylemişti. İnsan üzerinde duruluyor. Siz de insan diyorsunuz. Ben de diyorum ki Risale'nin hangi bölümünden başlayalım ki Mustafa İhlas Risalesi mi yapsak dedi de. Hangi yönünden başlamalıyım ki, nereden başlayalım ki insan merkezli çalışmamıza daha çok imkan versin. Öyle herhalde görünüyor insan merkezli çalışma diye. Bu Ener Risalesi diye meşhurdur. Ener Risalesi'nden başlayalım mı?
bir teklif. Abi 23. söz nasıl abi? Evet. Olabilir teklif. Başka arkadaşlarım tekliflerini tercih ederim. Bence evet, birinci söz. Efendim? Birinci söz. Hümeyra birinci söz diyor. Yani birinci sözü anlamadan bilmiyorum. 23. sözü, 30. sözü anlayabilir miyiz? Birinci söz Risale-i Nur'un özeti, doğru. Ahmet buyur. Abi bence de ben Hümeyra hocamıza katılıyorum. Birinci sözden başlayabiliriz. Sonrasında ilk 8 veya 9 söze kadar konuları takip ederek gidebiliriz. Hem dil daha hafif, hem de herkesin anlayabileceği seviyede olduğu için sonrasında hani 23. söz olsun, Eneris tarzı olsun, daha derinleşilmiş dersler yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki. Maşallah. Şimdi Ahmet'ciğim teşekkür ederim. Birinci söz bir artı değer daha aldı. Hiç konuşmayanlardan İbrahim buyurun. Selamünaleyküm. Arkadaşlar birinci söz dedi. Ben şöyle toparlayayım. Yani şimdi ben yaşımda ileri olduğu için geriye bakınca ana hat olarak nelerde nasıl yanlış yaptım gibi böyle hayat projesi, hayat programında yani nasıl bir dünyada yaşıyorum ben? Nasıl bir hayatın içerisine atılmışım? Bunun ana hatlarını, ana sokak caddelerini bilirsem, mesela bu küçük sözlerden başlıyor sözler. Niye? Burada hayat projesi, hayatın programı var. Sol yoldan gidersen şöyle, sağ yoldan. Ama orada ciddi bir adam var. O şöyle şöyle diyor, sol yol şöyledir, sağ yol. Da başında söylüyor yani hayat atılırken. Bence birinci söz mü olur? Sekiz tam kestiremiyorum ama yani bana bu içinde yaşadığım hayatı ana sorunlarını hayır şer karışıkmış bak işte oraya dikkat edeceğim falan yani böyle beni hayata hazırlayan projesini tanıtan bir yerden başlayalım ama bu birinci söz mü olur orasını tam şu an düşünemiyorum yani üçüncü söz mü olur ya aşağı inemiyorum oldu teşekkür ederim. Yani bu arada güzel söylediniz, çok güzel. Hayatımız nerede ayağımızın kayma ihtimali var ama bir hala ben bir elle tutulur, uygulanabilir bir teklif yakalama çabası içerisinde olduğum için o konuda ne dediğini anlamadım. Ayşe Nur, ben Ener Risalesi'ni merak ediyorum açıkçası. Peki Ayşe Nur'a Ener Risalesi yazıyorum. Not da alıyorum burada. Ali abi, buyur. Şöyle. Yani çok kıymetli fikirler geldi birinci sözü yapmamız hakkında. Fakat yani ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Alemde her şeyle ilgisi vardır. Her şeyin Allah'la ilgisi vardır. Sözünü defalarca zikrettim belki de ikinci ders olmamıza rağmen ama. Açıkçası... Bilen de kişilerle çalıştığımız zaman şu anda ha birinci sözden başlamışız, ha işaretül icazdan başlamışız. Açıkçası böyle çok bir seviye farkı hissetmeyiz diye ümit ediyorum. Çünkü bunların her birisi bana konuşuyor, her birisi bana dokunmak üzerine konuşuyor. Ki şu anda işaretül icaz yapalım gibi böyle kallavi bir teklif de gelmiyor. Daha ziyade işte sözler üzerinden teklifler geliyor. Bir Ener Risalesi, bir 23. söz zikredildi. Bir de bizim biraz bunu... ya bizim birinci söz çalıştığımız benim çok çok sevdiğim, çok kaliteli bulduğum bir grubum daha var. Onun için açıkçası biraz daha farklı bir yere çalışıyor olmak beni çokça memnun eder. Bir de bunun dışında birinci söz çalışmaktan şu yüzden de biraz imtina ediyorum. Yani ben şu an 22 yaşındayım. Allah nasip ederse hayatım boyunca Kur'an'ı hakikatlere ve Risale-i Nur'a muhatap olmak duasındayım. Ve ben bu duayı yaptığım sürece böyle derslerin bulunduğu meclislere çok defa girmek
gayretinde olacağım inşallah ki daha önceden de çok girdim. Böyle yerlerde hep akla gelen ilk cevaplardan birisi olur ya, birinci söz, birinci söz, birinci söz olur. Ama biz şu anda bir hazinenin üstündeyiz, evet. Fakat bu hazineden kendimize böyle bir bıkkınlık vermekten açıkçası biraz imtina ediyorum. Bundan biraz endişe ediyorum. Bu yine benim nakıs nazarımdan kaynaklanır ama nefis cümleden edna, vazife ne kadar cümleden hala da olsa. Bu yüzden açıkçası ben birinci söz yapmanın neredeyse hiç taraftarı değilim. Öyle. Yani bir yere artı koymuyorum belki ama şu an birinci sözde bir eksi koyabilirim. Evet. Ben de siz onu demeden önce bir eksi. Yani bir eksi. Tamamen eksi değil de bir eksi. Ama şöyle enerjisi ailesine kayma var. Zeynep dinleyelim. Muhammed'le iki kişi oldukları için onun daha çok söz hakkı var. Zeynep, buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Müellif nasıl uygun görmüşse aslında o şekilde başlamıştır. Hani bu kıyaslama ya da şey gibi olmasın ama hani oku diye başlamamızın bir sebebi vardır. Ya da bil ey nefsim ya da hani en baştan bir ayetle başlamasının bir sebebi vardır. Şöyle düşüneyim. Sese düşmüş olayım ben. O şekilde algılayın. Benim de çünkü aklımda soru işaretleri var. Yani o yüzden birinci söz bana daha mantıklı, daha uygunmuş gibi geliyor. Ama ben bir kitap okumuştum, Namaz Aynası Namaz diye. O kitaptan çok etkilendim. Ondan yani şöyle bakabiliriz tabii ki. Şakilerin şerrinden korunmak için birinci sözü okuyacağız. Zaten onu yapsak yeter. Bismillah'ı anlasak demeye başlasak o bile yeter aslında bizim için. Yalnız ben şunu yapamıyorum. Mesela o kitapta, Namaz Aynası Namaz'da şunu gördüm. Namaz nedir? Gerçekten namazın derinliklerine kelime olarak da indim. Salah nedir? Onu anlamaya çalıştım. Bu yüzden benim çok daha günlük hayatımda mı diyeyim ya da izanımda daha böyle aklımda kuvvetlendirebileceğim davranışlar ortaya çıkarmaya çalıştım ondan. Yani bunun için mesela şöyle bir uygulama da vardır. Bir sünnet-i seniye duyduğumuz zaman eğer o kesinse onu yapmalıyız diye. Yani bunu yapmalıyız. Biraz daha hayatımızın içerisine aslında enjekte etmeliyiz bunları. Bu yüzden hani birinci sözü okumalıyız ama birinci sözü nasıl okumalıyız? İşte bir dokuzuncu söz gibi mi okumalıyız? Yani namazımda şey yapsın diye, katkıda bulunsun diye, onu düzeltebilsin hani hal ve hareketlerimizi diye. Tam bilemiyorum. Yani bu şekilde düşüncelerimi aktarmış olayım ben. Teşekkür ederim. Zeynep'ten başka 51 arkadaş Süeda, insaniyetin nefsimize ve gençlik heveslerine bakan yönleriyle ilgili bir yer olabilir. Ben Enir Risalesi'ni merak ediyorum. Peki şu soruyu sorsam ne dersiniz? Ben birinci sözü hiç çalışmadım diyen var mı aramızda? En azından ya konuşsun ya bir işaret koysun. Yani bir işaret derse ben hiç çalışmadım anlamına geliyor. Olsun. Ben birinci sözü hiç çalışmadım. Bakayım bir Mustafa Mermer. Herkes el kaldırarak cevap verebilir. Evet. Moderatör pozisyonunda olanlar hariç. Bir Yasin arkadaş, ben birinci sözü hiç çalışmadım. Süeda, birinci sözü hiç çalışmadım diyor. İki oldu. Başka var mı? Bir soru daha soracağım. Artık biraz daha zaman az kaldı. Pratik... Ben araya girmek istiyorum ama. Buyur. Şimdi birinci sözü hepimiz okuduk belki ama ben daha sonra bir hanım kayıtlarına baktığımda 25 part gördüm yani 21. sözle ilgili. O yüzden eksiğim olabileceği kanaatindeyim. Yani haberiniz var ama diyorsunuz. Fakat hani şöyle baktığım 25 kayıt var. Bu yalnız birinci söz hakkında bu neyin nesidir diye merak ettiğinizi söylüyorsunuz. Peki Süeda'yı dinleyelim.
Ben açıkçası bir ara lisede okudum ama sonradan 2 yıl falan geride bıraktığım için şu an sıfırdan tekrardan başladım diyebilirim. O yüzden aslında hani hem birinci söz hem de insaniyetin işte ene boyutu olarak ele alabiliriz diye düşünüyorum. Süveyde değerli beni kafamı karıştırdın. Yani çok güzel yaptın. Çok güzel yaptın. Yani ben çünkü hani okumayı bir ara okudum. Gerçekten hani bir de aileden gelen listelerle şeyi olduğu için bir ara okudum, sonra tekrardan bocaladım, geri bıraktım. Şu an geri başladım. Yavaş yavaş başladım. Hani şu an hiçbir şey tam değil. O yüzden ben de böyle bir öneri sunuyorum. Yani bu önerinizi birinci söz çalışalım mı tarzında mı söylediniz? Yoksa çalışma usulü olarak, alanı olarak buralara mı girelim dediniz? Birinci söz de olabilir, ene bahsi de olabilir, her ikisi de olabilir ama hani Kur'an destekli işte hadis destekli de olabilir. Yani tamam açayım diyorsun. Peki bir soru daha sorayım. Süheyda Hanım elinizi indirin. Çünkü bundan sonra biraz daha oylama gibi bir şey olacak. Onun için karışmasın diye. Zeynep Nur, evet son sözü söyleyemedim. Buyur. Siz buyurun. Ben sizden sonra söz almak için el kaldırdım. Ben Ene Risalesini hiç çalışmadım. Hatta doğru dürüst yani ciddi bir şekilde okumamda diyenler el kaldırabilsin, kaldırırlarsa çok memnun olurum. Ene Risalesini hiç okumadım veya okudum ama ne olduğunu da pek anlamadım diyenler. 4 oldu. Bu kadar mı? 5-6 oldu. Peki mümkün olsa da ben de elimi kaldırsam bari. Şimdi şöyle bir sonuç çıkıyor Ayşe falan falan ne oldu? Evet ellerimizi indirebiliriz. Geri kalanlar zaten azınlıkta. Ben de dahil olmak üzere. Şöyle söyleyeyim. Şu taleplerin hepsinin birden bir günde bir saatte ele alınamayacağı kesin. Ama dediğim gibi zaman içerisinde referanslarla gideceğiz. Referanslar vererek yani mümkün olduğu kadar sizden gelen sorularla da takviye edeceğiz. Enes hoş geldin. Sorularla da yani o sorular bize yeni kapılar açacak. Bunları açık olmak üzere Risale okuyup bitirmek gibi bir amacımız olmamak üzere efendim biz bu bir saatte bir cümle bile okumadık, böyle saçmalık mı olur endişesine kapılmamak üzere ben Ene Risalesi'nden bir yenilik olsun. Çok arkadaş madem üzerinde durmamış. Zeynep Kurşun birinci sözü dediniz ama ben de okumamışım. Şimdi fark ettim diye Zeynep Hanım, birinci sözü ben de okumamışım. Şimdi farkına vardım. Bununla ne demek istediğinizi acaba Yasin'in ya birinci söz üzerinde 30 tane mi 20 tane mi ne kayıt varsa daha sonra mı bunu yazdınız? Yani o mu size hatırlattı bunu yoksa neden şimdi fark ettiniz? Yani biraz birinci sözü okuyalım diye bayağı istekli mi görünüyorsunuz? Evet, yani inşallah şöyle diyeyim. Ben hani aslında müellifin söz ettiği bahiste gidilmesi gerektiğini biraz düşünüyorum. Çünkü sırası belli, usulü belli. Hani bir söz vardır usul olmadan vusul olmaz diye. Onun için birinci sözden başlanılması gerektiğini düşünüyorum. Yalnız kayıtların çokluğu da benim hani bu sözümü etkiledi. K-
kayıtları dinlersiniz. Kayıtları dinleyebilirsiniz diye. Orada bak madem kayıtlar var. Ama şunu da söyleyeyim, çok arkadaş Ener Risalesi'ni biraz bizim merkezimize, ilgi alanımıza daha imkan verecek gibi geldi. Ya uzatmam için acaba moderatör arkadaş ne der? Biraz şöyle birkaç dakika daha alabilirim. Arkadaşlarım ne derler? Ya böyle alışırsak her zaman bu bir saat, bir buçuk saat, bir buçuk saate kayacak derler mi? Peki şöyle yapalım. Çok arkadaş Ene okumadığı için biraz daha ben pratik olmak istiyorum. Yani Risale'nin metot itibariyle her yerde tutarlı metot takip ettiği için aynı metodu. Biz o metodu yakalarken elimize biraz da malzeme geçsin istiyoruz. Yalnızca formülü çıkartıp bırakmayalım. Bu formülün uygulamasını da yapmak için çalışalım derseniz, bir de yenilik olsun derseniz, yani evet arkadaşlarımızdan ben kimseyi kırmak istemem ama bir tercih yapmak zorundayız. Yani Ender Risalesi'ni çok arkadaşımız pek yakından tanımadıklarını söyleyince buna karar verelim mi diyesim geliyor. Yani bu arada birinci söz talebi de bayağı yoğun idi ama neyse %49 %51 farklılık mı var diyerek Ene'ye mi geçsek diye düşünüyorum. Bu arada Zeynep Nur olsa gerek, ben siz konuştuktan sonra söze kalayım dedi. Buyurun. Ya ben şunu söyleyecektim. Sizin işte sorduğunuz sorulara binaen ben de şunu sormak istemiştim aslında. Bizim şu anda bu usulü takip ederken birinci sözden başlamamız yönünde bir yönelim görünce bunun çok da gerekli görmediğimi belirtmek isteyecektim açıkçası. Yani başka yerden de başlarsak doğru bir şekilde yol alabileceğimizi düşündüğümüzü söyleyecekti. Bu bağlamda yani ben önce ben demeyi öğrenirsek sonrasında birinci sözü de kimin okuduğunu bilerek okumak isabetli olabilir diye düşünüyorum. Çok özür dilerim, ben şu telefona bir bakayım. Estağfurullah. Hello. 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 No, this is Ali. I think wrong number. Wrong number. Okay. I said this is Ali. Did you want to speak to Ali? Yeah. No. No, no. Thank you. Yeah. Oh. Ne yaptım bilmiyorum. Evet. Peki bu konuda Ahmet buyur. Ali abi, birçok kişi gördüğüm kadarıyla Ener Risalesi'ni merak ediyor. Ki öğrenmenin en önemli basamaklarından bir tanesi de meraktır. Yani insan merakla yola çıktığı zaman daha çok istifade eder bir noktada. O yüzden ben birinci sözden kararımı çekip Ener Risalesi'ne oyumu sunabilirim. Yani hiç problem yok benim için. Yani merak o yöndeyse benim için uygundur. Peki bir hakarlık yaptı. Teşekkür ederim Ahmet. Rica peki ederim. Şöyle yapalım. Bismillah diyelim. Bir Ener Risalesi'nden başlayalım. Bakalım yeni bir şeylerle karşılaşacak mıyız? Bu arada Zeynep ve kardeşim Muhammed de herhalde Zeynep gibi mi düşünür? Muhammed tercihin var mı? Tek sesini almadım. Ve esas bizim Muhammed'le Enes'in sorularına çok açık olmamız lazım. Ne kadar gençseniz o kadar çok soru sorma, katkıda bulunma, anlamadığınızı ifade edip tekrar etme hakkına sahipsiniz. Yaşlandıkça ben, işte kardeşim İbrahim, Ayşe Hanım, bizim müdahale hakkımız size göre çok düşük olacak, oran olacak. Onun için mesela ben fazla uzatırsam
veya bir yine böyle benim gibi size göre daha yaşlı olanlar, onların sesine tamam noktaya gel, nereme, ne demek istediğini söyle, bitir bu işi derim. Ama mesela Muhammed girdi veya Enes kekeleye kekeleye uzattı da uzattı. Sonsuz hakkınız var. Onu da bilin. Yani rahat olun. Böyle mutlaka düzgün cümle kuracağım şartı olsun. Her neyse, bu Enes'ten. Benim çok pratik bir teklifim olacak. Vaktin çok geçtiğini biliyorum ama bunu hemen size sunmak isterim. Bu dersin sonunda, her dersin sonunda bir 5 dakika şahsımız için sorumluluk gibi, ne yapmamız lazım gibi pratik olarak size soru sorup ona göre bir şeyler yapma teklifi, yani tecrübelerini paylaşmak isteyen varsa paylaşır. Değilse benim tekliflerim olacak. Şimdi hemen o konuya girebilir miyim? Estağfurullah. Buyurun. Ener Risalesi'nde karar kıldık. Şimdi son 5 dakikamızı ne yapacağız? Hiç beklemediğiniz bir şey söyleyeceğim. Ben 13 yıldır burada, daha önce de hep gençlerle beraber ders yapmış bir adamım. İhtiyarlarla hiç yapmadım. Onu da söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş kendimi biraz da hamim derslerinde orta yaş grubunun içerisinde buldum. Biraz üzülüyorum buna. Alışmışım. Kendim 40-50 yaşındayım. Karşımdaki kişiler 18-20 yaşında, 22-21 yaşında üniversite talebesi, lise talebesi. İstanbul'dayken hep öyle geçti. Burada da hep öyle geçti. Ve şimdi de ben çabuk konuşacağım burada. Şimdi de bir üniversitede 19-22, en fazla 23 yaş grubundan 13 yıldan beri danışmanlık yapıyorum. Bu arkadaşların bana getirdikleri problemler, ki danışmanlık dediğim teknik danışmanlık değil, derslerle ilgili danışmanlık değil, aileleriyle, kendi şahıslarıyla olan ilişkilerindeki problemleri, psikolojik problemleri çok ve bunların çoğu da Müslüman ailelerin mensuplarıydılar. Bunlardan edindiğim çok önemli konulardan bir tanesini size paylaşmak istiyorum. İçimizde uyku düzenliliği yaşayan, düzensizliği yaşayan arkadaş varsa Risalesi, birinci söz falan bırak, uyku düzenini kurmaya çalış arkadaşım. Gece erken, gece kalmayı terk etmeyen toparlayamıyor kendini. Bakın, yani çok pratik konuşuyorum. Gece akşam erken yatıp sabah erken kalkmasını beceremeyen toparlayamıyor kendini. Ama Ener Risalesini, ama birinci sözü ezbere bilsin, fark etmiyor. Hayatını kontrolü altına alamıyor, irade zafiyeti devam ediyor. Onun için size siz ne yapıyorsunuz diye sormuyorum. Kimsenin şahsi hayatına burnumu sokmak istemem. Zaten öyle bir şey yapmak da edep dışıdır. Ama arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim. Özellikle bu mevsimde bir arkadaşım sabah namazı vakti girdiği andan itibaren ayakta değilse problem var demektir. Bunu açıkça söyleyeyim. Peki, bir arkadaş Zeynep Nur söz istemişti ama vaz mı geçtiniz? Hemen yok. Biraz kısaca diyeceğim artık. Çünkü çok geçti vakit. 11 dakika geçti. Buyur. Ya şöyle, sizin konuşmanızı manipüle etmemek adına kendi elimi indirmiştim. Uyku konusunda sizin fikriniz benim için çok kıymetli ve ben bunu en başta nefsim için bir uyarı, bir ihtar olarak aldım. Fakat size şunu sormak istiyorum tecrübelerinize de dayanarak. Bir kitapta okumuştum, bir psikiyatrist tarafından yazılmış bir kitap ve uyku düzeninin aslında işte neredeyse göz rengi gibi çok bariz bir şekilde insanların işte sabah kronotipi ve akşam kronotipi olarak ikiye ayrılabileceğine dair bir yazı okumuştum. Ya bir
fikirle karşılaşmıştım diyeyim. Oldukça uzun anlatılmış bir fikirdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünmüştüm hatta sanırım bir kısmı da kitapta geçiyordu. Diyor ki günümüz medeniyeti tamamıyla sabah kronotipinde insanların başarılı olacağı şekilde dizayn edilmiştir. Bunun için akşam kronotipleri üzülebilir. Ama yani bu sizin göz renginiz gibi değiştiremeyeceğiniz bir şeydir şeklinde bir fikirle karşılaşmıştım. Bu noktada sizin düşünceniz nedir? Şimdi bu arkadaşımız belki bu konuda teknik olarak daha uzmandır. Saygıyla karşılamak lazım. Öyle demek istemedim. Öyle, ya o anlamda söylemek istemedim. Hayır, olabilir yani. Dikkate almak lazım. Ama şu da bir gerçek ki gerek Kur'ani terminolojinin tümü gerekse Resulullah'ın hayatında, mesela Resulullah'ın hayatında gece geç yatmak veya sahabeyi gece geç yatmak değil, erken yatıp gerekirse gece kalkmayı devamlı Kur'an da teklif eder. Resulullah da ima eder. Resulullah da ima eder ama Kur'an direkt gece geç kalkmayı ima eder. Bu mutlaka bir arkadaşımız alışkanlık haline getirmiş veya öyle bir insanın kendine özgü karakteridir demek yerine acaba kendimizi eğitirsek o eğitime göre, mesela akşam ben erken yatamıyorum diyen bir arkadaş, acaba sabah veya pazar günleri uzun uzun uyku düzensizliğine sebep olacak şekilde mi yaşıyor? O zaman böyle hayatın düzensizliğini görüyoruz. Ama bir arkadaş mesela mutlaka yatsı namazını kılıp yatardı. Bu mesela sahabenin gerek genel olarak takındığı tavırdı. Hatta yatsı namazını kılıp mescitten ayrılıp da evlerine giderken yatma pozisyonuna kendilerini hazırlamak için. Mesela düğmeleri varsa, bilmiyorum o zamanki kıyafette düğme var mıydı, düğmelerini açarak giderlerdi gibi anlatımlar var. Bu bir. İkincisi, yani eğer bir kişi akşam çalışmaya meyilliyse bu acaba mutlaka onun sizin okuduğunuz kitaptaki gibi değişmez karakteri midir yoksa kazanılmış bir karakter midir? Onu bir sorgulamak lazım. Mesela bir kişi ben yatamıyorum diyor. Akşam ne yapıyorsun diyorum. Ciddi bir işte yapamıyor. Şimdi bazı kişiler var çok ciddi bir şekilde akşam çalışabilir de. Bu sefer sabah uykusunu daha geriye, yani sabah kalkmayı daha geriye alabilir. Onu tartışmıyorum ben. Ama uyku düzenimizin mutlaka tutarlı olması lazım. Mesela ben de şöyle bir teklifle geleyim size. Haftanın 7 gününde pazar günü farklı bir uyku düzeniniz varsa problem var demektir. Hani o akşam yatacak arkadaş var, akşam uyuyamayan ve çok uyanık olan arkadaş vardı ya. Mesela bu arkadaş öğleden sonra şekerli ve kafeinli. Şimdi neyse besinleri almayı yasakladı mı kendine? Öğleden sonra yok. Öğleye kadar sabah belki kahvaltıda işte bal falan bir şeyler tatlı reçel ama öğleden sonra artık şeker yok. Kafein zaten hiç yok. Peki sabah mutlaka kalkacak. Annesine babasına diyecek ki ben kalkmazsam üzerime su dökün, kolumdan tuttun, sokağa çıkartın beni diyecek. Bir hafta uygulayacak. Bakalım ertesi gün akşam yatıyor mu yatmıyor mu? Yani bu düzene, en azından bir düzene girmeyi kendimize rehber edinelim. Bugünkü ilk, yani bu şahsımızla ilgili, çalışmalarımızla değil de pratik hayatımızla ilgili ilk teklifim bu olacak. Bu teklifim size şunu söylesin. Arkadaş, uyku düzenini kendi iradenin kontrolü altına alabiliyor musun? Yoksa akşam yatamıyorum,
sabah da kalkamıyorum. Bu bir acaba bir semptom mudur? Yani bir kontrolsüzlük semptomudur. Sabah alışkanlığın sonucu. Bir de uyarıcılar var. Herkes biliyor. Şeker mesela. Uyarıcılar. Hyper yapar insanı. Uyutmaz. Veya işte çay kahve gibi. Öğleden sonra yasaklayabiliyor musun kendine? Ya bak mesela saat akşam 9'da bu mevsim için konuşuyorum. Saat 9-10'da iki bardak çay içtiysen uyumaman sana gayet normal gelir. Ama fıtri değildir. Fıtri değildir. Mesela yat 2 saat 3 saat kalk. Ama sabah namazında kalk ve yatma bir daha. Ne dersiniz? Ertesi gün tekrar biraz uyuyamıyorsan tekrar sabah namazından sonra yatma. 2 saat uyudum ya başka uyuyamadım. Tamam yatma. Bakalım sonunda acaba akşam yatma ihtiyacı hissedecek mi biyolojik olarak? İnsan bedeni biliyorsun saat gibi çalışır ya. Ya şimdiye kadar hep saat 12'de 1'de yatmaya alışmışsam orkiden birden önce uykum gelmez. Bunun değişmesi için bir pattern uygulamak lazım. Kalıp uygulamak lazım derim. Ama dediğiniz gibi de öyle bir durum varsa ama o kişiler de bakacaklar benim pazar hayatım nasıl geçiyor. Mesela imtihan döneminde komaya giriyor. Fakat imtihan bittiği zaman 24 saat uyuyor. Dengesizlik değil mi bu sizce? Ve bu dengesizlik problem oluyor insanların. Kendine güvenini, iradesine güvenini kaybettiriyor. Buyurun. Bir teklif. Mustafa sen kameranı açtın. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Yoksa zaman açtı. Her zaman böyle yapmayacağız inşallah. Hemen kısaca buyurun. Buyurun. Kısaca. Ben yalnızca teşekkür edebilirim bu güzel hatırlatmanız için diyeyim. Yani tavsiyenin üstü bir yerde bulunuyor şu an benim için. Onun için doğru kelimeyi bulamadım şu anda ama ben şunu söyleyebilirim. Ben maalesef işte kapitalizme belki de kendimi çok fazla kaptırdığım için benim her zaman acelem var. Her zaman bir şeye yetişmem gerekiyor. İşte şu anda mesela 4 Şubat'ta bir sınavım var ve 10 gün kaldı ve tıp fakültesinde işte sınava 10 gün kalırsa çok az kalmış demektir. İşte sınav bitiyor ondan sonra filan kongreye yetişmem gerekiyor. O bitiyor şu kitabı okumam gerekiyor ve sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyorum. Bu yüzden uykumu düzene sokmak noktasında bir çabam var olsa da kendimi her zaman kendime müsamaha ederken buluyorum. Yani şu anda işte sizin kadar saydığım bir büyüğümden yahut sizin kadar güzel ekçelendirilmiş bir biçimde bana bu teklif gelmiş olmasaydı muhtemelen şunu söyleyecektim. Diyecektim ki 4 Şubat'ta sınavım var, sınavdan sonra bir bakarız bunu düzene sokmaya gibi bir reaksiyonla karşılaşacaktım kendi içimde. Fakat bu noktada işte bir nefsime de öz eleştiri yapmış oldum. Her zaman acelem var. Yani 4 Şubat'tan sonra da eminim başka bir şey çıkacaktır karşıma. Bu bağlamda ben inşallah yani dikkat etmeye gayret edeceğim. Ben açıkçası biraz daha gece çalışmaya uygun bir fıtrattayım şeklinde bir cümle kurmaya çok meyal bir insanım. Bu noktada inşallah yani tavsiyenizin üstündeki sözlerinizi değerlendirmeye gayret edeceğim inşallah. Şunu söyleyeyim. Normal olarak sizin biyolojik bedeniniz kaç saat uyku istiyor? Akşam geç yattınız, sabah kaçta kalkıyorsunuz? Yani benim maalesef çok düzensiz. 5 saat yettiği de oluyor, 10 saat yetmediği de oluyor. Bir de eğer ki kaçmak istediğim bir şeyler varsa o dönemde uykuya olan ihtiyacım daha da artıyor. Yani çok düzensiz ama 5 saatle çok rahat günlerimi geçirebildiğimi de biliyorum. Ama 5 saat sonra tekrar 10 saate mi dönüyorsunuz? İlk 5 saatten sonra değil. İşte mesela 10 gün 5 saat uyuyorum. Yani bu böyle sürekli bir ahlakım değil. Yani neredeyse hiçbir ritim yok diyebilirim bu noktada. Bunu 10 gün bu şekilde yapıyorum sonra bir gün 10 saat uyuyorum gibi ama böyle şey değil yani bir gün 5 bir gün 10 bir gün 5 bir gün 10 o dahi değil hiçbir yazamıyorum. Şimdi belli bir süre yürüyorsunuz çok benim tanıdığım öğrenci arkadaşlar şöyle diyorlar 5 saat 6 saat 5 saat 6 saat gidiyor pazar günü 20 saate çıkıyor. Benim böyle bir şey olmuyor ya pazar gününün hayatımda hiçbir değişikliği olmuyor açıkçası fakat yani değişti
biraz kendi meşgalelerime göre şekilleniyor. Ha, şimdi anladım. Pazar günü olmasa bile. Hı-hı. Acaba ortalaması bunun 6 saatse, 7 saatse, acaba ortalaması 6-7 saat ise, ha, ben her gün 7 saat uygulamayı, uyumayı kendime prensip edineceğim diyebilir miyiz? Bir deneyelim. Bu bir. İkincisi, imtihanlar veya işte herkesin kendine göre belli deadline'ları vardır. Şu gün şuna mutlaka hazırlanmam lazım diye. Bu gibi işlerde en sonuna bırakmamanın yolu yine böyle kendimizi irade kontrolünü yapmakta başlıyor. Yani en son ana bırakmak insanı haklılaştırmaya sevk ediyor. Yani ben böyle böyle yapmakta haklıyım. Çünkü ne yapacağım, imtihanım var diye. Mesela Kur'an'da şöyle bir ayeti hepiniz bilirsiniz. Feiza feragte fensab. Bilirsiniz, bir işten farig olma denir Türkçe'de. Farig oldum, bitirdim. Yani ilişkimi kestim. Bu iş tamamlandı. Der demez ikinci işe başladım. Aa, ikinci iş için şöyle iyi bir dinleyin, dinleneyim de ondan sonra başlayayım dersek bu rutin bozukluğunun ifadesi oluyor. Her zaman ben 7 saat uyurum arkadaş. Ne olursa olsun. 7 saat uyuyacağım ve 7 saat uykunun uykumu bundan sonraki gelecek deadline'lara göre ayarlamam lazım. Çünkü ben hemen şunu gördüm. Özellikle problem yaşayan arkadaşlar, gençler, öğrencilerin, yani ailesi bir baskı yapmış, onlar ayrı konular. Çok öyle problem var burada da. Değişik nedenlerden dolayı. Bu arkadaşlar, benim ders çalışma problemim var, konsantre problemim var diyen arkadaşların hepsinde uyku düzensizliği tespiti yapıldı. Kontrolsüzlük, iradesizlik yapıldı. Yani akşam insan ne yapıyor? Gittikçe verimi düşürüyor. Gerçi birkaç gün verimi artırabilir ama eğer bir tadına varacak olursanız, en güzel sabah kalkar kalkmaz dinç bir şekilde selam verip etrafımıza Esselamu Aleyküm, Euzubillahimineşşeytanirracim, namazımı kılıyorum ve dersime oturuyorum. Bitti. Bu alışkanlığı bir kazanın. Sabah, ben bu yaştan sonra bile sabah belki kendime göre çalışmalarım var. Bunu çalışmaların içerisinde yani hafızamı kullanmam da gerekiyor, ezber yapmam da gerekiyor. Mesela bu çalışmalarımda sabahki çalışma bile akşamki çalışmam arasında dağlar kadar fark var. Buyur Ayşe Hanım, çok özet buyurun ve artık kapatalım. Meryem konuşmak istedi de. Çabucak ama. Evet buyur Meryem, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk amcam. Ya ben de ufak bir tecrübemden bahsetmek istedim. Ben üniversitedeyken aşırı uykusuz, yani dayanabileceğimi düşünüyordum ki dayanıyordum. Birazcık da gençlik bence o biraz da. Yani 3-4 saat uykuyla bazen hiç uyumadan okula gittiğimi bilirim yani. Ama hani onu bir kazanç olarak görüyordum açıkçası. Hani gece boyu çalıştım yani falan gibi. Ama bu uzun vardı yani, aslında yani belki oradaki bir haftanı kurtarıyor gibi oluyorsun. Ama uzun vadede de birincisi, yani yaş biraz ilerledikçe sağlık problemleri baş göstermeye başlıyor. Yaş ilerledikçe dediğim, bir benim 4-5 sene sonra artık mesela günlük uykumu almadığım zaman bu sefer hemen hastalanmaya baş. Hemen bakıyorum, hemen ağzım burnum akıyor, işte hastalanıyorum falan. Ondan sonra daha büyük bir bedel ödüyorum. 2 hafta boyunca şey gibi yatıyorum yani, hani grip gibi yatıyorum. Ya da işte uzun vadede aslında çok verimli bir çalışma stili de olmuyor şeyden ötürü. Yani hani ama bunu ben hani onun oradaki o 4 senemin bedelini, yani üniversitede okurken ki o yani çok çalışmam gerekiyor falan deyip işte hani o kısa kısa hani bir düzenli uyuyorum, bir düzensiz uyuyorum. İşte şunu yetiştireyim, şurada deadline'ım var, onu yetiştireyim, onu bitireyim dediğimde, yani bu sefer baktım ki aslında o düzensizlik beni daha yani uzun vadede daha problemli bir hale getirdi yani.
Mikrofonumuz kapalı. Yani hani bu da benim bir şeydi ama dediğim gibi 4 sene sonra benim vücudum çöktü mesela bu konuda. Artık hani yapamaz hale geldim. Sabahleyin uyanamıyordum. Hani uyanmam gerektiğini biliyorum ama gözümü açıp ayağa kalkamıyordum yani hani. O zaman dedim ki artık yani yapacak bir şey yok. Hastalanıp duruyorum. Hani bunun sonu yok yani. Hani o belki o 20'li yaşlarda insan birazcık tolere edebiliyor. Yani normal gibi geliyor ama sonrasında tolere edemediğim bir hale geliyor. Yani ki hani aslında o düzensizlik çok da iyi gelen bir şey de değil. Hani sadece evet. Yaşlanınca olacak bir şey değil. O süre zarfında da aslında iyi gelen bir şey değil. Yani biraz kendini kandırmak gibi, son dakikaya atmak gibi şeylerden meydana gelen. İşte neyse anladınız ben. Mikrofonunuz. Allah razı olsun. Yani bu da bir hayat tecrübesini paylaşmış oldunuz. Burada teklifimizi yani bu konunun önemini vurgulayıp bugün çok 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 uzun oldu ama bugünkü o 5 dakika olsun her dönem dedim diye konuşulmuştu ya. O 5 her dersimizde bir 5 dakikayı özel. Bu birinci bu maddeyi not alın bana hatırlatın biz bu konuyu konuştuk diye. Yani uyku düzeni şart iradenin ipini kendi elimize almamız için uyku düzenini kontrol etmemiz, hangi şartlarda ne yapılacağına herkes kendi karar verir, kontrol etmemiz şart görünüyor bana. Yani kontrol olacak, kontrolsüzlük değil. Ben şu kadar uyuyacağım, şu zaman diliminde uyuyacağım. Mesela 3 saat uyuyacağım, kalkacağım, 4 saat çalışacağım. Tekrar bir 3 saat daha uyuyacağım. Bu benim düzenim arkadaş. Bütün planımı ona göre yapacağım. Yarın imtihan varmış diye hayatımı değiştirmeyeceğim. Ben öyle insanlar biliyorum ki doktora müdafaası yapacak yarın. Onun yani yarın, o yarından bir önceki gece yine derste hiç doktora ile ilgisi olmadı, çalışması ile ilgisi olmadan yapılan dersimizde canlı bir şekilde katılıyor. O kafasında aman yarın imtihana girecek paniğinin hiç yaşamıyor. Uyku düzenini kontrol altına almasından dolayı. Kendinin ne zaman ne yapacağını biliyor. Uyku düzenini kontrol etmek iradenin ipini insanın kendi eline alması demektir diye anladım. Bu bir ama siz kendiniz kendi hayatınıza kendiniz karar vereceksiniz. Kontrol olmazsa olmaz. İkincisi Zeynep ve Muhammed kusura bakmasınlar biraz yani illa olsun isteklerini hissediyorum, anladım. Ama biraz çoğunluk Ener Risalesi'nden haberi yoksa o merakla acaba Ahmet de dedi merak ilmin hocasıdır der Nursi. Yani merak birinci şart. Merakı olmayan, madem merak Ener Risalesi'ne daha fazla. Ener Risalesi'nden bir giriş yapalım, olmazsa vazgeçeriz. Ne dersiniz? Yok yapmayalım, yok yok yapmayalım, yaparsanız ben gelmem arkadaş diyen var mı? Kusura bakmayın. Yani ille şu olsun diyen arkadaşlar inşallah incinmediler. Ben burada çok geç oldu. İnşallah her zaman böyle olmaz artık. Ne yapıyoruz? Direkt dersimize giriyoruz. Hepimizin elinde Ener Risalesi olması lazım. Kayıtları böyle ben kurşun kalemi hep yanımda bulundururum böyle. Yani not alırım, beğenmesem silerim efendim. Öyle bir alışkanlığım var. Herkes öyle yapacak değil. Kimisi iPhone'dan not alır vesaire. Ama biraz şöyle hazırlıklı gelelim. Hazırlıklı dedim. En azından kitabımız önümüzde, notlarımızı alacak şekilde hazırlıklı. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha.